Evet, bir sürprizimiz var demiştik. Sürprizlerimiz de devam ediyoruz zaten. Bugün gerçekten iyi ki buraya gelmişim diye düşünüyorum. Burası Birlikte Kanserle Mücadele Derneği. Evet, Orhan Doğan abimiz. Ya gerçekten en son Çevre ve Farkındalık Günü'nde Birlikte Kanserle Mücadele Derneği'nin yaptığı, organize ettiği Birlikte Kanserle Mücadele Derneği'nin yaptığı Çevre ve Farkındalık Günü'nde nene rolü mükemmel ve ben gerçekten röportajı bilmeden geldim yani. Ah dedim, haber yakaladım. Gerçekten koşa koşa gittim ama iyi ki de gitmişim. Sayın sanatçımız Orhan Doğan abimiz, üstadımız bugün bizimle birlikte. Orhan abi, Orhan Doğan kimdir? Yalova'da mı yaşıyor? Geçmişi Yalova'da mı? Bize kısaca kendinden bahseder misin? Orhan Doğan 1960 Erzurum doğumlu. 68'de İstanbul'a taşındık. 80 yılında da Yalova'ya gelince, gelir gelmez hemen askere tayinim çıktı. Tabii gittik, 20 ay askerliğimizi yaptık, geldik. Fakat o zamandan öncesi, askerlik öncesi 1977 yılında İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nin tiyatro grubuna girdim. Daha sonra aynı dönemde yine çok büyük sanatçılarımızın arkasında çocukken ritimler yapıyordum. Yani müzisyen olarak, ama profesyonel olarak değil ama alaylı olarak çocuk yaşta bayağı bir müzik içine girmiştim. Tiyatroya da başlayınca ikisinin arasında biraz ikilemde kaldım. Daha sonra müzik ağır bastı. Müziği tercih ettim. İşte 80'de buraya gelince İstanbul'daki o çok büyük sanat camiasından doğal olarak koptum. Askerden geldim. Daha sonra Yalova'da da çok güzel sanatsal faaliyetlerin, bahçelerin, bu hele hele akşamları Yalova sahilinin olduğu gibi çok muazzam bir sanat kültürü vardı. Çok muazzam bir sanat kültürü vardı. Şu anda ise Yalova'da nüfus o kadar çok arttı ki sanat da bitti neredeyse. Bu da insanın içini acıtıyor. Yalova o zaman aşağı yukarı biz geldiğimizde 13.000'li nüfusa sahipti. O zaman muhteşem bir sanat kültürü vardı Yalova'da. Hele hele işte donanma dönemleri, o Akasya parklarının. O zaman sanata çok güzel bir saygı vardı, sevgi vardı, ilgi vardı. Şimdi nüfusumuz çok kalabalıklaştı. Yalova çok aşırı derecede doldu. Buna rağmen yani kültüre, sanata ilgi mi azaldı? İnsanlarda çabuk tüketim hızlandığı için sadece sanatı değil, bakın sevgiyi de çabuk tüketir hale geldiğimiz için ne acıdır ki işte sanat bu şekilde buralara geldi. Daha sonra ben Yalova'da yine bir partner arkadaşım, tiyatrocu arkadaşım. Yıllar sonra Orhancığım dedi, işte oyunum var, birkaç arkadaşımız vardı gelemedi, ne olur gelir misin? Böylelikle tiyatroya kaldığım dönemi depremden hemen sonra, bir yıl sonra tekrar başladım. Bütün oyunlarımı kendim yazdım. Bir dönem uzun zaman fıkralarla Türkiye'de bayağı oynadık. Çeşitli televizyon kanallarında, ulusal, yerel televizyonlarda yapımcılık yaptım, oyunculuk yaptım. Yani Orhan Dağ'ın böyle biri. Şu anda Yalova'da severek ikamet ediyorum. Şu anda da Bikander üyesiyim. İyi ki bu Bikander'in de mutlu bir neferiyim. Bundan da son derece mutluyum. Peki Orhan abi, Birlikte Kanserli Mücadele Derneği nasıl tanıştın? Birlikte Kanserle Mücadele Derneği, önceki sene hasta bir arkadaşımız vardı, rahmetli oldu, Yeşim Hanım vardı, kendisine yine Allah'tan rahmet diliyorum. Onun adına bir program, yardım gecesi yapmıştım. O vesileyle işte o gün, programdan bir iki gün sonrasıydı, dediler ki biz Birlikte Kanserle Mücadele Derneği var, gideceğiz dediler. Hatta
Bahadır Osman Kıraslan arkadaşımız var. O da dedi ki abi istersen beraber gidelim. Dedim gidelim burada yani evde kalmış kızlar gibi oturmaktansa hiç değilse senden geleyim dedim. Beraber geldik buraya. Geliş o geliş daha da gidemiyorum abi. Yani git niye gideyim? Yerimi buldum. Evet. Orhan abi birlikte Kanserle Mücadele Derneği'nin yönetim kurulu üyesisin aslında. Evet, evet. Hani üyesiyim derken böyle değil yönetim kurulundasın. Peki ne gibi projeler yaptınız birlikte Nurcan Bayar'la ve bu projelerin devamını getirecek misiniz? Bu soru çok güzel, teşekkür ediyorum. Bu vesileyle dün akşam ameliyat olan ustaların ustası, sevgili hocamız Zafer Sabuncu hocamıza geçmişler olsun diyorum. Göz ameliyatı olsun. Oldu. Onun haricinde hemen akabinde derneğe üye olunca sağ olsun başkanım bu misyonu bana verdi. Dedi ki Orhan Bey dedi yani derneğimizin sanatsal faaliyetlerini üstlenirseniz ise seviniriz. Yani üzerimizden bir yük hemen seve seve yani elimi değil kafamı koydum o yükün altına. Allah severek yaptım. Ya. Geçen sene aşağı yukarı yaklaşık böyle 15'e yakın Yalova'da çok muazzam konserler yaptık, etkinlikler yaptık. İlgi yoğundu. Benim o konserlerdeki amacım, derneğin amacı şu zaten. Hiç kimse kanser olmasın. Onun çığlığını atıyoruz. Yani amandır kansere dikkat edin. Bu çığlıktır yani. Bu çığlığı hasta, kimse hasta olmaması için o çığlığa ben de biraz ses katmış oldum. Bu vesileyle derneğimizin bu misyonunu benim üzerimde ama severek de yapıyorum yani. Peki sanatsal yönden ve Bikam Der'le birlikte tiyatro, müzikal yani böyle bir projeniz var mı? Yani çünkü arkadaşlarımın birçoğundan böyle bir soru geliyor bana. Yani Orhan Doğan senarist. Ayrıca tiyatro oyuncusu. Estağfurullah, estağfurullah. Yani yapılacak mı? Böyle bir proje olacak mı? Hani birlikte Kanserle Mücadele Derneği'nin de katkısıyla neler yapılacak yani? Ne yapacaksınız? Yani bir tiyatro görebilecek miyiz pandemi sonrası? Bu sene pandemi sürecine girince bu seneyle ilgili çok planlarımız vardı. Özellikle yıllardır benim yani kişisel olarak böyle zırh komedi, Yalova halkımızı böyle öksürterek güldürmek istediğim tiyatro oyunum vardı. Fakat işte bu virüs olayı işin içine girince o da sekteye uğradı. Ama projemiz yok mu? Çok dolu dolu. Hatta bu sene bu sanatsal faaliyetleri yapamadık ama dernek kendi içeriğine muhteva eden konular üzerinden çok dolu dolu görevini yaptı. Sadece sanatsal faaliyetimiz biraz sekteye uğradı. Geçen hafta yine de işte çevreyle ilgili bir etkinlik yaptık. Onun içine bile biraz hasbelkader içimden geldik, köpürdüm. Hemen oraya bir nineyi koydum oraya. Evet, dedim ki hiç değilse sanatsal bir katkıda bulunayım. Bu vesileyle yani sanat ille her şeyin içinde olmalı. Gerçekten sanatın hayat, insanın olduğu yerde her şeye ihtiyaç olduğu gibi hele hele sanat mutlaka olmalı. Peki Orhan abi. Özür diliyorum bir sorudan önce. Soruyu tamamlayamadım zannedersem aklıma geldi. Evet, derneğimizin içinde inşallah tiyatro, kültür, sanat üzerinden çalışmalarımız var. İşte bu sene bu virüs dolayısıyla sekteye uğradı. Derneğimizin içinde potansiyeli çok yüksek, ulusal manada çok güzel sanatçılarımız var. Emel Hanım olsun, Emel Özer olsun, buradan sevgiler. Yoksa şimdi selam yollamasaydım kesin bir yerden terlik gelirdi kafama. En iyisini selamlarımı yollayayım. Bahadır kardeşimiz olsun, Kubilay hocamız olsun, yani Zafer Sabuncu hocamız, ya daha çok var. Akın Öksüz, hatta inşallah ulusal manada büyük sanatçı arkadaşlarımız var, dostlarımız. İnşallah onları da zaman içinde buraya taşıyacağım. 2-3 gün önce yine buraya Türkiye'de ulusal manada çok büyük klipler çeken yönetmen, yapımcı arkadaşımız geldi. Derneğimizde misafir ettik.
Yani bu manada bizim derneğimiz çok zengin, Allah'a çok şükür. Hele hele aile yapısı içinde çok zengin. Peki Yalova hakkında ne düşünüyorsunuz? Yalova hakkında... Ve Yalova halkına ne mesaj vermek istersiniz? Yalova halkına şunu, bakın ben 40 yıl önce geldim Yalova'ya. Geldiğimizde neresine gidiyorduysak zannediyorduk ki Yalova'yı sanki biz keşfettik. Yani ilk defa bizden önce hiç kimse gelmemiş gibi, ilk defa ben oraya gitmişim gibi bir hava intiba oluyordu insanda. Fakat nüfusumuz kalabalıklaşınca çok aşırı beraberinde sorunlar getirdi. Bugün mesela sabah kahvaltıda Sayın Belediye Başkanımız da oradaydı. Çok güzel bir konuşma yaptı. Yani derelerin temizliğiyle, ıslahıyla ilgili. Bu kalabalık kitle beraberinde çevresel sıkıntılar getirdi. Çevresel sıkıntılar mesela bugün kimyasal atıkları, evsel atıkları, sanayisel atıkları saymayayım. Bakın insan unsurlu çevresel zararları söyleyeyim. Mesela en basiti, inanın şu pandemi sürecinde 600 metreyi geçiyorum evden iş yerine gidince kadar her sabah kaldırımda kaç tane atılmış maske göreceğim diye her gün istatistik yapıyorum. Bazen bir kaldırımın üzerinde 27 tane, 33 tane, 22 tane eldiven, maske olur mu? Yani ben Yalova halkına şunu istirham ediyorum. Yani yalvarıyorum hatta. Bu atıyoruz, siz zannediyorsunuz ki veya biz zannediyoruz ki ben bunu attım, bundan kurtuldum. Hayır. O farklı hastalık olarak bize geri dönecek. Burada kim yaşıyor? Kime söylüyorsam diyor ki ben atmadım. O zaman benim aklıma şu geliyor. Acaba diyorum biz gece yatınca Ermeniler, Yunanlılar, Ruslar mı gelip atıyor bunları? Yani ben sanatsal böyle bakıyorum. Yani niye atıyoruz abi ya? Bu bize farklı hastalık olarak geri dönecek. Sadece insana değil, diğer canlı dostlarımızın hepsini etkiliyor. Onun için ne olur Yalova halkında bunu özellikle istirham ediyorum. Bu çevreye, bir de Yalova'da en büyük sorunlarımızdan biri bu kaldırım işgalleri. Bazı esnaf kardeşlerimiz kaldırımı çok aşırı derecede bu bütün insanlarımızı muzdarip hale getiriyor. Ne olur şu kaldırımları biraz vatandaşa açın. İşgal çok kötü bir şey. Yani hiç hoş değil. Yalvarıyorum. Yani biraz yayalara yol açalım. Çünkü pusetli insanlar, engelli insanlar geçemiyorlar. Aynen. Düşenleri gördük. Buyurun abla. Teşekkür ediyorum. Bir şeyler değil. Bir şeyler değil. Bizi misafir ettin Orhan abi. Basına verdiği destek için de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Fethi Güngör'ün Nurten Başkanım'a ve size çok selamlar var. Aleyküm selam. Ondan sonra ben selamı ilettim. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Ben küçük bir şey de hatırlatmak istiyorum Yalova halkına. Tabii ki buyurun. Ne olur şu anda bölgemizde, Marmara bölgemizde ve Yalova'da özellikle şu son 3-5 yıl içerisinde 17.200 kanser vakası birdenbire bir patlama oldu. Bu demektir ki bunda hemen hemen hepimizin payı var. Ne olur şu çevre kirliliğine dikkat edelim. Çöp atmayalım. Hele hele şu tıbbi atıkları lütfen atmayalım. Evet, 5 dakika sonra yeniden bir sürpriz isimle sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ederim Orhan abicim, görüşmek üzere. Bizleri izleyen bütün herkese selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun.